Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak güzel her taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak güzel her taşa. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak nice her taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak nice her taşa. Tamam yavrum. Evet, sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri. Bir diğer ifadeyle Akdeniz Türk'ün sıcak, sımsıcak insanları. İnsanı insana, insanla insanda, insanca anlatan Mertçe Söyleşi programı özel başlıyor efendim. Ah, çok heyecanlıyım sevgili izleyiciler. Her zaman söylediğim gibi insan demek hiçbir değerin kendisiyle ifade edilemeyeceği bir yüceliktir. Bütün insanlar insan olmanın gerektirdiği bir sorumluluk altındadırlar. Bizim bugün pırıl pırıl dünyalı bir güzel insanla, bir efendim profesyonel yayıncıyı da, dahası da bir yazarla, gönüllere yürüyen bir güzel insanla birlikte olmamızın tek ama tek sebebi var. O da insan ve insanlar olarak sorumluluğumuzun sorularını birbirimize sormak ve sordurmak. Bu soru ve sorunlara siz değerli izleyicilerle birlikte hep birlikte harmanlama cevaplar aramak için buradayız efendim. Sevgili izleyiciler, her zaman söylüyorum, televizyon olarak biz her insana, her ırka, her renge, efendim her sivil toplum örgütüne, her partiye, her kuruma, her kuruluşa aynı mesafedeyiz. Ne kölelerin efendisiyiz, ne de sultanların hizmetçisiyiz efendim. Bir batılı ilim adamı diyor ki bugün insanlık teknolojik olarak gökte koloniler kurma noktasına gelmiş olmalarına rağmen insana ait ilimler açısından en karanlık dönemini yaşıyor. Sevgili dostlar, dün akşam haberini paylaşmıştım, geç de olsa efendim bazı siteler almışlar, hepsine ayrımsız gönülden teşekkür ediyorum. Şimdi bilgisiyle, birikimiyle, bilinciyle, basiretiyle efendim gönüllere yürüyen Yelda Cumaloğlu'na dönelim. Hoş geldiniz diyelim ve programı başlatalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar güzel bir karşılama böyle. Estağfurullah. İzmir Marşı mükemmeldi. Gözlerim doldu. Canım yani benim. Böyle pazar sabahına bu kadar enerjik, bu kadar güzel, böyle sevgi dolu başlamak, sizin tarafınızdan muhteşem karşılanmak gerçekten çok gurur verdi. Canım benim. Evet efendim, 2 yıl önceden ya da geçen seneden bir sözü vardı sevgili Yelda Cumaloğlu'nun, ancak efendim kebabı biraz fazla yiyince geçen sene rahatsızlandı ve hazırladığımız programa gelmedi. İşte bu program onun telafisidir. Pazara denk gelmesine rağmen
televizyonun akışında efendim işte patronun da fedakarlığıyla bir yer bulduk ve onu ağırlıyoruz. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş kardeşim. Bulduk tekrar tüm Akdeniz Türk televizyonunun patronuna, sizlere, tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Yelda Hanım, şimdi biraz önceki sözümde insan bozuluyor dedik. Ya bu insan neden bozuluyor üstad? Üstade hanımefendi. Şimdi Kafka'nın bir sözü var. Der ki Kafka, ölümün olduğu bir hayatta yaşam aslında ne kadar saçmadır der. Müthiş. Şimdi gerçekten öleceğini bilen tek canlı da insandır. Evet. Fakat sorunuzdaki gibi bozulma anlaşılabilecek bir durum değildir aslında. Evet. Çünkü öleceğimizi biliyoruz ve milyonlarca yıllık bir dünyada yaşadığımız yıl sayısı belli. Ve hala başkalarının haklarını yiyoruz, para pul peşinde koşuyoruz, evet, doğayı mahvediyoruz. Bize verilen bütün nimetleri yok sayıyoruz, yozlaşıyoruz. Ve insan kavramı bence gittikçe biten bir kavram haline geldi. Evet, yani sen de bunu keşfediyorsun. Peki bu bizde böyle de sen Avrupa'yı, dünyayı geziyorsun. Kur'an'da bir ayet var. Gul siru fil arzı, gezin yeryüzünde. Evet. Fenzur, nazar edin, görün, bakın diyor Cenab-ı Hak, ibretler alın. Bir benden daha çok gezdiğin kesin. Çünkü biz sizinle bütün sosyal medyada arkadaşız. Hı. Peki oralarda da mesela bir İsveç'te, Norveç'te, Danimarka'da ya gel Yelda bir kebap ısmarlayayım sana diyen bir yabancı var mı? Veya onlar kendi aralarında bunu yapıyorlar mı? Şuradan başlamak istiyorum sorunuzu. Genişletebilirim sanıyorum. Norveç'te çöp bitmiş. Çöp ithal ediyorlar. Vay müthiş. Müthiş değil mi? Müthiş. Çöp bitmiş yani. O kadar düzenli kullanıyorlar ki, çevreye karşı o kadar müthiş duyarlılar ki ve kuzey ülkeleri çok komiktir. Yurt dışından çöp ithal ediyorlar ki onları yakıta falan çevirebilsinler. İnsani duruma gelirsek de, evet, şimdi ben daha önce Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştım, TİKA'da 15 sene. Benim dışlarına giriş sorum şuydu, sorularından biri şuydu. Medeni ülkeyle parası olan ülke demek aynı şey mi? Yani parası olan ülkeler bugün medeni ülkeler mi? Kesinlikle değil. Yani bugün, evet, bir Suudi Arabistan'a gittiğiniz zaman bu kadar zengin bir ülke ama gerek hani insanların, tamam, hayat, yaşayış tarzları falan da medeni bir ülke değil. Şimdi dolayısıyla şunu da görüyorum. İnsanlar medeni oldukça da bireyselleşiyorlar. Dolayısıyla bugün işte bir Norveç'e gittiğiniz zaman, evet, sizin hakkınızı o insanlar asla yemezler. Evet. Kuyrukta önünüze geçmezler, size yol verirler. Kadına, yaşlıya, çocuğa saygıları müthiştir ama... Evet. Ben pat diye sizin evinize geldim. Hadi işte Yüksel Bey, şey yapalım. Her türlü fedakarlık yapılır. Hayır, önceden haber vermemiz gerekiyor. Yani insanlar medenileştikçe birbirinden de uzaklaşıyorlar aslında. Müthiş bir şey burada. Selleşiyorlar, çok dehşet, onu demek çok şey, istiyorum. Benim içimi yakıyor, içimi kanatıyor, evet, o tür davranışlar. Halbuki de o ülkelerine gittiğiniz zaman daha bir sıcaklık, daha bir misafirperverlik, daha bir güzellik de var. Şimdi peki hani hangisi, medenileşme mi, geri kalma mı? Tabii ki medenileşme. Fakat insan duyarlılığını da unutmamamız gerekiyor. Evet. İnan biz bir ara bu tarafa göçtük efendim, Kuzey Adana tabir edilen yere ve orada kesinlikle bir apartmanın işte bilmem kaçıncı katında oturduk. Abi ben cenazelere ağlayamadım. Konu komşuları tanıyamadım. Biz birbirimize ülüş veren, eskilerin ifadesiyle efendim, paylaşan, bir araya gelip dedikodu yapan bir toplumun fertleriyiz. Vallahi yok yani, ben oradan tekrar müstakil evime taşındım. Yok abla, bana göre değil. Ben yedirmeliyim, içirtmeliyim, bilavede ilgilenmeliyim. Efendim yani mahallenin bütün dertleriyle ilgilenmeliyim. Ya Yüksel Mert, belediye misin ya?
sevgili belediye, sevgili Çelikcan, Yüreğir Belediye Başkanı, o sokaklar niye paramparça bu kış gününde, ben merak ediyorum gerçekten. Ne alakası vardır diyeceksin. Sevgili Yelda anlatınca Batı'nın bu tavrını, tarzını, birikimini, bakış açısını, yaşam niteliklerini, kalitesini ben utanıyorum. Yüreğir Mahallesi, Yeni Doğan Mahallesi, 2181 sokakta gaz için efendim kırılan o sokaklar neden yapılmıyor? Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanım ve dahi Sayın Valim Büyük, vallahi büyük bir ızdırap çekiyoruz bu kış günü. Ben bunu, beni efendim merkeze koyarak, sahneye koyarak bütün insanların bu sorunlarını size mertçe bu pazar gününde hanımefendi Batı'dan örnek vermişken onun şahsında paylaşmak istedim. Efendim saygıyla arz olunur. Yelda. Şimdi bizi izliyorlar. Bu artist gibi hanımefendi ya da aktör gibi hanımefendi kim diye merak edenler şimdiden başlamışlar. Ay sağ kim bu, hangi dizide oynuyor falan gibi mesajlar geliyor. Efendim Yelda Cumaloğlu kimdir? Nerede doğdu? Hangi mektepleri bitirdi? Yayın noktasına ne zaman, ne sebeple geldi? Buyurun efendim. Ben Ankara doğumluyum. Hacettepe İktisat mezunuyum. Evet. Daha sonra 15 sene devlette çalıştım. 10 sene Dışişleri Bakanlığı, daha sonradan Başbakanlık oldu, TİKA. Arkasından Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nde. Sonra bütün dünyayı dolaşıyordum. Hem işle hem eşimle. Dünyayı dolaşırken fotoğraflar çekiyorum. Bir tarafım böyle sanatçı kişiliğim var. Fotoğraf sergilerine katılıyorum falan. Sanayi politikaları ve KOBİ uzmanıydım. Türkmenistan, Kırgızistan, evet, sorumlulukları yaptım Dışişleri Bakanlığı'ndayken. Bir gün dedim ki yani senin içinde başka bir potansiyel var. Ne yapmak istiyorsun diye kendi kendime sordum. Oo, müthiş. Evet. Sık sık aynaya bakar mısın öyle? Bakarım. Kendin tabii. Kendinle hesaplaşırsın tabii. Yani. Çok hesaplaşım. Yani her gün akşam yatağa girdiğim zaman şunu sorarım kendime. Hani bugün hataların neydi? Sevapların neydi? Dünyaya ne kattın? Bir hatan oldu mu diye hani sorgulayarak uyurum peki, kendime. Peki beyefendi ne yapıyorsun kız demez mi? O zaten sen bir serüvensin der. Müthiş. Sevgiler gönderelim kendisine de. Evet efendim. Evet. Ondan sonra dedim ki en iyi özelliğim dedim yazmak. O zaman dedim ben yazar olayım dedim. Yani bilinçli. Hatta BC diye çok sevdiğim bir arkadaşım var Adana'da. 2 gündür de bizi ağırlıyor. Onunla bir gün bir seyahate gidiyorduk. Yolda yanımızda bir bey oturdu. Ben de o sırada böyle oradaki kısma torbasında böyle not alıyorum falan. Adam dedi pardon dedi, siz ne yapıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz dedi. Yazarım ben dedim. Evet. Ve gerçekten bir sene sonra yazar oldum. Yani onu kendi kendime böyle kurgulamıştım. Daha sonrasında dedim ki ben dedim gazeteci olmak istiyorum dedim. Çok güzel köşe yazabilirim dedim. Bu yazanlardan daha güzel yazabilirim. Yani öyle kendi kendime yazıyorsun da. Hayal kurdum. Ben evet, Sabah evet. Gazetesi'ndeki senin köşelerini, röportajlarını falan okudum. Evet. Çok büyük keyifle de okuyorum yani. Sonra ilginçtir sevgili Ersin Ramoğlu. Evet. Sabah Gazetesi'nin. Aynen selam olsun. Ersin abi bizden büyük, ben ellerimden öpüyorum. Çok sevdiğim. Sevgilerimi gönderiyorum. Bir insandır, büyüğümdür. Her zaman yanımdadır. Gerçekten kendisine çok çok sevgiler. Kendisi bana işte Sabah Gazetesi'nde yazma teklifinde bulundu. Tabii uçtum. O sırada kitabım bir yayın evi tarafından yayınlanmıştı. Falan bana ortaklık teklif ettiler. Hiç düşünmeden ben devlet hayatımı bitirdim, noktaladım, gazetede yazmaya başladım, kitabım yayınlandı, o yayın evine ortak oldum. Fakat 4 ay sonra öyle bir kazık yedim öyle ki, öyle bir kazık yedim ki böyle ve destek doğdu o kazıktan. Aynen her öyle, şerrin destek. İçinden evet. Bir hayır doğar ya, evet efendim. Evet. Fakat şunu öğrendim hayatta, gerçekten başımıza gelen olumsuz şeyler o kadar değerli ki. Kesinlikle. Ve başarıya giden en kestirme yolu nedir biliyor musunuz? Kesinlikle. O olumsuzlukları olumluya çevirme. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle sevgili izleyiciler, Cenab-ı Hak bir ayeti celilesinde şöyle buyurur. Efendim sizin hayır diye terakki ettiğiniz bazı şeyler şer, şer diye terakki ettiğiniz bazı şeyler hayır olabilir. Siz bilmezsiniz. O yüce yaratıcı bilir.
nokta sadakallahülazim. Azim olan Allah doğru söyledi. Şimdi Yelda diyorsun. Bu peki bu zeka, efendim bu yetenek, bu performans, bu azim, bu kararlılık anneden mi babadan mı? Genetik şifreler olarak nereden geliyor? Vallahi ikisinden de geliyordur. Tabii analitik zekam babamdan ama duygusal zekam annemden geliyor. Artık dünyada da bir evrilme var. Duygusal zeka iş hayatında çok önemseniyor. Hani bana da besteler avcısı deniyor ya, o tamamen duygusal zekamdan bir gönül gözümün açık olmasından kaynaklanıyor aslında. Gönül gözümün açık olmasından. Gönül gözün açık mı? Bence çok güzel. Yani nacizane açık canım olduğunu düşünüyorum. Benim, çok güzel çünkü zaten o yayın evinin sinesinde barındırdığın her biri birbirinden değerli, karizmatik insanlar, sevgili devlet-i âlinin âli yöneticileri, sevgili Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan ve dahi efendim sevgili Başbakanım Davutoğlu ve dahi Kılıçdaroğlu ve dahi Selahattin Demirtaş. Ben sizin yerinizde olsam Yelda Cumalıoğlu gibi sinesinde, yayın evinde her kesimden insanları barındıran, sevginin, saygının, güvenin, fikrin, düşüncenin özgürce, senfonik bir şekilde efendim mevcelendiği bu tür yayın evlerine özel destek veririm ve bunları kalkındırırım. Bu çok önemli. Gerçekten yayıncıların bu tür bir sorunlarıyla devlet ilgilenir mi bilemem. Aklıma geldi. Yani en basitinden şunu yapsın devlet. Biliyorsunuz korsancılar bana bıçak çekti. Senin dehşet mücadeleni biliyorum çekti, o konuda. Evet. Yani hani devlet istese bir 20 günde korsanı bitirir. Emniyete gittim işte ifade verirken falan, yani suç duyurusunda bulunurken. Kim olduğunu biliyorlar. Korsanın başını biliyorlar. Fakat kanunlarımız o kadar yetersiz ki adamlar hiçbir şey yapamıyorlar. Evet. Ve diyor ki emniyet bana, Yelda Hanım matbaayı söküp götürüyoruz. Fakat o kadar çok para kazanıyorlar ki bu işten, aynı gün gidip matbaa satın alıyorlar diyor. Yani devlet bunu bitirebilir. Bu bizim de kul hakkına giriyor. Yazarın da kul hakkına giriyor. Kesinlikle. Okuyucunun da kul hakkına giriyor. Onun için ben devletten tek beklediğim şey şu korsanı bitirsin. Gerisini biz zaten yapıyoruz. Evet. Sevgili izleyiciler. Efendim Cumalıoğlu ile program başladı. Yavaş yavaş daha ısınma turları yapıyoruz. Şimdi ben Cumalıoğlu'na sorsam 2015'i çok iyi hatırlamıyoruz ama zihninde kalan güzel anekdotlar var mı 2015'ten? Şöyle bir senfonik olarak bize birkaç cümleyle. Yayıncılıkla ilgili. Her şeyle ilgili canım. Yani hayatın gidişatıyla ilgili. 2015 senin zihninde ne anlam ifade etti? Yani neler var anında? Zor bir Özgür, soru. Özgür gel yavrum buraya. Evet. 2015 benim için, ben ama hayatı farklı bakan bir insanım. Ben hayatta başımıza gelen her şeyin güzel olduğuna inanan bir insanım. Demin de dediğimiz için hani her şeyin, evet, bizim hayrımıza olduğuna inanan bir insanım. Dolayısıyla 2015 benim için çok güzeldi. Yayın evim için çok güzeldi. Evet. Çok güzel kitaplar bastık. Okuyucularımızdan o kadar ilgi görüyoruz ki işte TÜYAP kitap fuarında yolda çeviriyorlar. Herhalde Türkiye'de çok şanslıyım ki sahibinin bilindiği tek yayın evi biziz okuyucular tarafından. Geliyorlar, diyorlar ki Yelda ablacığım seni çok seviyoruz. İyi ki varsın, iyi ki kitapları yayınlıyorsun, sayende okumayı sevdik diyorlar. Şimdi bunlar çok güzel duygular, kesinlikle, çok güzel düşünceler. Kesinlikle. Yani hayatın hiç kitap okumamış bir insan geliyor size diyor ki sayenizde kitap okudum. Sizin yayın evinizden hangi kitap çıksa gidip satın alıyoruz diyor. Bu hem bize sorumluluk veriyor hem de bize neşe veriyor, coşku veriyor. İşimize daha fazla dört elle sarılmamıza neden oluyor. Peki Yelda, bugün destek yayın evinde kimler var? Kimlerin imza günleri var? Pazar günü itibarıyla. Bugün Aret Martanyan var. Söylesi ve imzası. Evet. Herkese, özellikle tüm inananlara söylüyorum buradan. Deniz Erten İşaret diye bir kitap yazdı. Ve kendisi de Mersin'de yaşıyor. Evet. Bugün onun imzası ve söyleşisi var. Deniz'le bizim tanışmamızı anlatayım. Çok enteresandır. Evet. Ramazan'da işte onun kardeşi benim arkadaşım. İftara gitmiştim. İşte beni iftar sofralarında ağırladılar sağ olsun. Sonra balkona çıktık ve sohbet ediyoruz. Deniz zaten çok enteresan bir insan. Aslında işte yurt dışında hukuk mezunu, bankacılık mezunu, Harvard'da falan böyle eğitim almış. Güzel.
şu anda bildiğiniz bütün çok iyi şarkı sözlerinin de yazarı. Evet. Ve biz o akşam onunla konuşmaya başladık. Sonra bana böyle işte dinimizle ilgili, tasavvufla ilgili, İslam'la ilgili çok güzel şeyler anlatmaya başladı. Ben böyle sahura kadar Deniz'i dinledim. Evet. Sonra bana Kur'an-ı Kerim'ini gösterdi. İnanamazsınız. Yani böyle her satırın altı çalışılmış, evet, şey yapılmış, çizilmiş. Oradan oraya çizdiği bu demek falan diyor güzel, ki sırf diyor Kur'an'ı anlamak için diyor. Çok güzel. Rabça öğrendim, Allahça öğrendim harika diyor. Arapça değil, Allahça öğrendim. Evet, Rabça evet öğrendim diyor. Deniz'in biz dedim ki Deniz yazmalısın. Yani bunları herkese bu bilgiler herkese ulaşmalı dedim. Ve yazdı sağ olsun, bastık. Okuyucular çok sevdi. Tekrar ediyorum, işaret Deniz Erten. İnanılmaz, inanılmaz. Muhteşem. Ben bugün de bugün imza atacağım. Lütfen, peki, lütfen. Şey, Gardiyanoğlu burada mı bugün? Bülent Gardiyanoğlu dün söylesi ve imzası vardı, gitti. Kahraman Tazeoğlu bugün, dün imzası vardı. Bugün Mersin'de imzası var Diyanar'da. Fakat yetişebilirse akşamüstü TÜYAB'a, Adana TÜYAB'a tekrar katılacak. Yani Destek Yayın Evi'nde bugün muhteşem yazarlarımız kitaplarını imzalıyorlar. Sadece Destek'te mi efendim? Bütün yayın evlerinde yazarlar okurlarıyla, bütün güzelliğiyle buluşmaya devam ediyor. Ben buradan benim çok sevgili bir gönül dostum olan TÜYAP'ın tam zirvesindeki, minarenin tepesindeki adam, hatta adam gibi adam Bülent Ünal'a gönülden teşekkür ediyorum. Alnından öpüyorum. Değerli dostuma Adana Kitap Fuarı'nı Sayın Şehremin Hüseyin Sözlü'nün, Sayın Valimiz Büyük'ün ve dahi Adana kamuoyunun yoğun talepleri neticesinde 9 güne çıkardıkları için biz çok mutluyuz. Adanalı çok mutlu. Dün öğrendiğime göre geçen seneden 50 bin düne kadar fazla izleyici efendim gelmiş. Kitap sever gelmişti. Rekor kıracağız. Rekor İstanbul'dan sonra bir numarayız. İstanbul'u da aşacağımızdan eminim. Çünkü bu topraklar Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Abidin Dino, Taha Toros, Yılmaz Güney, Yüksel Mert, Yelda Cumaloğlu, Ersin Ramoğlu, Ekmel Ali Okur vesaire her alanda değerli insanları dünya efendim bilgi mozaiğine armağan eden güzel bir kent bu kent. Evet, 2016 özlemlerine, rüyalarına, hayallerine gelmezden önce sevgili Yüksel Mert'in, Yüksel Mert bir hıyardır. Hıyarın tekidir. Efendim hep başkalarından çalıyor bir şeyler. Şimdi İstanbul'a giderim. Yüksel Mert'in 2015'te ilgili çok önemli bir efendim anekdotu var. Onu izleyelim. Tekrar sevgili Yelda'ya dönelim. Buyurun. Pırıl pırıl bir 2015'e girmiş iken tüm dünya insanlık ailesine 2015'in barış, sevgi, saygı, güven getirmesi için bir Türkçe dua yapmak istiyorum. Amin. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, zahir ve batınımızı envar-ı Kur'an ve imanla münevver eyle. Amin. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, cennet ve cemalullah şerefiyle hepimizi serfiraz eyle. Amin, amin. Çocuklarımıza Kur'ani bir hayat, Kur'ani bir bilinç, Kur'ani bir feraset nasip ve müyesser eyle. Amin. Bütün dünya insanlık ailesini barış, sevgi, saygı, güven içinde mutlu eyle. Amin. Bütün dünya insanlarının geçmişlerinin mekanını cennet eyle. Geleceklerini berhudar eyle. Amin. Bizi gerçeklerden ayırma. Amin. Memleketimize dirlik, birlik, selamet, barış, sevgi, saygı, güven ihsan eyle. Amin. Siyasilerimize ta tepeden tırnağa usul-i lisan ve kibar-i lisan nasip eyle. Yani amin, güzel söz nasip eyle. Amin. Birbirlerine amin karşı merhametli davranmak nasip eyle. Amin. Amin. Amine ve selamün alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet sevgili izleyiciler, dua ediyoruz ama bir tarafta hata yapıyoruz. Yani herhalde aynaya bakmıyoruz Yelda gibi. Aynaya bakıp alem-i İslam'ın kendisini sorgulaması gerekiyor. Yani İsveç'te muhteşem bir yaşam bütün güzelliğiyle devam ederken Norveç'te, Danimarka'da, efendim işte Chicago'da
Asya toplumu neden birbirini kırıyor? Allah diyerek neden birbirimizi boğazlıyoruz? Bu noktada ciddi ciddi aynaya bakmamız ve sorgulama yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve Yerda Cumalıoğlu 2016'da diye onun da bir duası var. Bir bak, okumak istiyorum kendi sayfasından. 2016'da daha çok kaldırımda oturup daha çok şarkı söyleyeceğim. Daha renkli giyinip daha özgür olacağım. Daha çok doğayla bütünleşip daha çok kahkaha atacağım. Daha az anlatıp daha çok anlamaya çalışacağım. Daha az diyet yapıp daha sağlıklı beslenip. Kız daha ne diyeti yapacaksın? Zaten çöp gibi kalmışsın. Daha çok spor yapıp daha az kafaya takacağım. Daha çok hayal kurup daha çok dilek tutacağım. Daha çok şükredip daha çok teşekkür edeceğim. Daha çok anda kalıp daha az zamanı kaçıracağım. Daha çok seyahat edip daha çok anı biriktireceğim. Ve tabii ki daha çok, daha çok, daha çok, daha çok, daha çok okuyacağım. Mutlu, sağlıklı, başarılı ve huzurlu 2016'lar demiş. İşte dua böyle yapılır. Hıyar Yüksel Mert. Sen duadan ne anlarsın be? Liderlere usulü kibar lisan, efendim merhamet. Hani var mı onlarda birbirlerine karşı merhamet? Hani o eskiden liderler bir araya gelir, çok böyle samimi bir şekilde yüce halkımızın huzurunda dertlerini birbiriyle paylaşırlardı. Yok. Niye yok? Yok. Yok. Çünkü o eski kibarlık yok. Evet. Eski anlayış yok. Ne güzeldi o Ecevit Demirel Erbakan, evet, zamanında otururlardı. Biz de böyle keyifle evden seyrederdik ama yok. Hanımefendi, Destek Yayın Evi'nin isim anası kim? Ben. Tam isabet. Ben bunu biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Hissi kablel vuku ile inanın ben bunu keşfettim, tespit ettim. Dedim olsa olsa bu ismi kesinlikle Yelda vurmuştur. Çünkü ataerkil de demiyorum bak. Anaerkil dedim, tam isabet kesinlikle. Peki nasıl oluştu? Biraz önce hikayeyi anlattın ama. Ya destek mi nasıl oluştu? İşte başka bir yayın evine ortak olmuştum. Ve 4 ay gibi bir sürede korkunç bir rakam, sizin tabirinizle kazık yedim. Benim tabirimle dolandırıldım. sonra rahmetli Turan Yavuz vardı. Evet. Milliyet Gazetesi'nin de Washington muhabiriydi. O Çuvallayan İttifak diye bir kitap yazmıştı. Ve kitapta da çok iddialıydı. 4 ayın sonunda dedim ki ben Turan'a, Turan dur dedim. Evet. Ben dedim daha fazla kaybetmek istemiyorum. Senin de kitabın hani buradan çıkarsa zaten hani biter. Ve ben ayrıldım o kurumdan. Yayın evini kurdum. Ve biz Turan'la daha işte hastanede buluşup şey yapıyorduk, kitabı çalışıyorduk. Ve o sırada aynı anda hem kitabı çalışıyoruz hem ben desteği kuruyorum. Kitap işte birinci ayda 11 baskı yaptı. Çok da başarılı olduk. Turan Yavuz rahmetli şey derdi. Ya Yelda senden korkulur. Hani bir yayın evi olmadan kurdun ve benim kitabımı bir ayda 11 bin sattın. Hani bir de böyle bir şey bir kurumun olsaydı, uzun süreli kurmuş olduğun kim bilir ne yapardın diye. İnan ki anam senden korkulur gerçekten. Rabbim nazar. Ya hiç yani dua ediyor mu sana bizim Faruk Dilaver? Ediyordur mutlaka. Evet, evet, etmez. Evet. Ondan da bahsedecektim. Kendisi de TÜYAP'ta. Evet. Ve kendisinin de imzaları sürüyor. Dün aldınız galiba tabii, onu. Tabii, kesinlikle. Faruk abinin ellerinden öpüyorum. Muhteşemdir, çok selamlar. İkimizin de müşterek ahbabıdır, evet, o. Adam gibi adamdır efendim. Ben diyerek kendimizi de tüm dünyayı da mutsuz ettik tümcesini Sinan Ergin'in retweetlemişsiniz. Evet. Herhalde aynı frekans olduğu için değil mi? Aynen efendim? Öyle. Ve yine değerler göz rengi gibidir diyorsunuz. Kendi gözünüze mi dikkat çekmek istiyorsunuz? Kesinlikle hayır. Gözünüzün güzel olduğunu biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Bakışlardır güzel olan. Kişiyi tanımlar demişsiniz. Evet. Evet. Peki Kur'an'da bir ayet var. Görmeyle bakmayla ilgili efendim. Benden size hediye olsun. Fatih bir rüya ulil ebsar. Fatih bir rüya ulil ebsar. 59 Taksim 2. El Mücadele Suresi 2. ayette geçer. Tabir dikkat edersen görüntü ama ibretle bakma var işin içinde. Yani her insan görür aslında burada bu tümcede Fatih bir rüya ulil ebsar'da soyut bir şey yok.
somut bir şey var. Cenab-ı Hak orada diyor, herkes bakar. Yani bilindik bir cümleyi kullanmıyor Cenab-ı Hak orada. Bizim bilmediğimiz, derin anlamı olan bir cümleyi kullanıyor. Fatebiru ya ulil ebsar. Ey basiret sahipleri. Yani gözü olanlar diye meallendiriyorlar ama o yemez, tutmaz. Yani içsel bir dinginlik var orada. Ey basiret sahipleri. Çok güzel. İbretle bakın. Yani içsel din, sen az önce dedin evet. Ya gönül gözü. O çok önemli kesinlikle. Bir de işte gönülleri mühürlü olanlar var. Evet. Bence bu ayette ama ben ve sen mühürlemedik. Kendiler mühürledi onu kesinlikle. Tabii. Kesinlikle. Yani hani gerçekten başkalarına zarar veren, bizim algıladığımız gibi algılamayan, güzellikleri görmeyen, bugün bir çiçeğe bile baktığınız zaman, doğaya baktığınız zaman Allah'ın varlığını çok rahatlıkla görebilirsiniz. Kesinlikle. Ve inkar edenler, hani herkese saygımız sonsuz. Kesinlikle, tabii ki. Ayrı kesinlikle. Mesele ama hani bugün bu kadar problemi dünyaya yaşatanlar, ben gönülleri mühürlü olan insanlar olduğunu düşünüyorum. Hatta dün sabah şöyle uyandım. Bütün dünya sufi olsa, Müslüman olsa ama hani o evet. Güzel, ne kadar güzel bir dünyada ya yaşarız. Güzel bir dünya olur da ama yani bir senfoni bozulur ya. İyi de kötü olmalı. Yani olmalı derken efendim evet. Kötüden yana oyumu asla kullanmıyorum ama şimdi Kur'an'da Rabbim diyor ki فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Potansiyel bir virüs olarak sizin içinizde güzellik ve çirkinlik var. Kitap onu hatırlatır sadece. Evet. Kitap bu sayfalardır. Önemi yok. Hı. Ama asıl kitap senin içinde. Cenab-ı Hak içine o ruhu üflemiş. Sen kötüyü, iyiyi, zinayı, haramı, helali bilirsin. Her insan teki bilir. Java'daki de, Chicago'daki de, efendim nerede olursa olsun. Kitap senin içinde. Bu açıdan kurtuluş da içinde. Doğru. Mühürlenme hı. Olayı da bizle alakalı. Çünkü Kur'an inne leyselil insani illa mesa'a buyurur. Kişinin mesaisinin karşılığı vardır. Yapıp ettiklerinin bedelini öder. Tanrı'ya gitmez o fatura. O sistemi koymuştur. O limit size kredi kartını kullanıp hı. Kullanmama olayı sizinle alakalı. Ve yine bir şey daha paylaşmışsın. Ben abi bende bir numara yok dedim. Başkasının sermayesini tüketirim programda. Kağıda bile sırrını verme. Gider kağıda yazar. Çok güzel ama Yeldar'a ait değil. Aşkullah'ın yazarı Tolga Akpınar'a ait. Evet, kaleme bile sırrını verme. Kağıda bile, öyle mi? Kaleme bile sırrını verme. Gider kağıda yazar. Müthiş bir söz ya. Ya senin yazarların bir alem. Öyle. Sen bir alemsin çok, çünkü çok kesinlikle. Şanslıyız biz. Gerçekten çok güzel bir aileyiz diyorum yazarlarımızla, okuyucularımızla. Yaramız var hepimizin. Çok şükür yaramızı saran bir de Yaradanımız. Yine bir retweet bu. Yelda yapmış. Allah'ı bulan neyi kaybeder, onu kaybeden neyi kazanır diyorum ben de. Yaraları ancak kesinlikle Allah sarar kesinlikle. Yalnız değilim. Değilseniz destek var. İyi ki var. İyi ki var. Evet, kesinlikle. Sevgili izleyiciler, yalnız değilsiniz. Yani okuyan, yazan, sadra şifa güzellikleri olan Yelda'nın bir kerameti kendinden menkul esprisi var. Hiç ünlü olmayan insanları alır, bir anda Türkiye'de efendim vizyona koyar ama sonra onu aşağıya da atmaz. Öyle bir özelliği yok yani kesinlikle. Çünkü o pırıltıyı görür zaten yerde. Ya ne kadar böyle insan ünlendirdin anam sen ya vallahi. Öyle oldu çok şükür. Ensam bir kurban falan kesiyor musun? Tabii ki. Bir kurban kes de bir gün davet et de kebap yiyelim. Bu hoca takımı boğazını sever. Evet, bir karşılaşmada ilk ne hissedildiyse, bu da benim sevgili dostum, arkadaşım, aynı derneği birlikte kurduğumuz güzel insanın, siz onu retweetlemişsiniz, ismini söyleyeceğim, bir karşılaşmada ilk ne hissedildiyse doğru olan odur. Sonraki düzeltmeler genellikle yanlıştır. Dücane Cündoğlu'ndan retweetlemişsiniz. Kendisine de selamlar. Sevgili Dücane'ye sevgilerimi gönderiyorum. Biz Dücane ile Bilgi Sosyal Araştırmalar Vakfı'nın kurucularındanız. Ta 80'li yıllara dayanan bir mazimiz var. Müthiş bir filozoftur. Adam gibi adam. Adam bir gibi adam. Gönül ehlidir o. Kesinlikle. O bir adamdır. Hı. Derinliği olan bir insandır. Eğer birisini kafana takıp hedef haline getirirsen hırsın, enerjini
hoşlandığın kişiye kaptırmana sebep olur diye yine Seda Diker'den. Evet, evet. Ya arkadaş ne kadar mükemmel insanlar var ya. Vallahi biz seninle bu programı aslında ayda bir ya da haftada bir yapmalıyız. Ne güzel olur, ben çok sevdim sizin bu programı. Evet, yalnız değilim, değilseniz destek var demişti. Bir karşı yayınladığı kitaplarla bestseller listelerini kapatan Destek Medya Grubu şimdi de Kara Karga Yayınları ile yeni bir kahraman yaratarak çizgi dünyasına damga vurmaya hazırlanıyor diyor Sabah. Evet. Azıcık açalım bunu. Açalım, çok beni heyecanlandıran bir proje. Evet. Hürriyet'te de Ece'yi çizen Kutlukan Perker vardır. Dünyaca ünlü bir çizer. Penguen'de çiziyordu, yeni istifa etti. Evet. Amerika'da New York'a, Washington Post'a, Met dergisine çizer. Gerçekten dünyaca ünlü bir çizer. Kendisiyle biz Kara Karga isminde bir yayın evi kurduk. Çok güzel. Ve Kara Karga'da tamamen çizgi roman yayınlayacağız. Ve buradaki yayınladığımız çizgileri de yurt dışına satacağız. Dolayısıyla müthiş bir yurt dışı açılımı olacak. Fakat mesela süper kahramanlar ana akımdan gitmeyeceğiz gibi, yani süper kahramanlar gibi ana akımdan gitmeyeceğiz. Daha edebi, daha değerli eserler basacağız. Yani Türk edebiyatçılarına eserlerine yer vereceğiz Kara Karga'da. Yani sadece çizgi roman okurlarına, hani Tombik Sexas ki onları da çok severim, okurlarına değil, onlarla birlikte edebiyat okurlarına, normal roman okurlarına da hitap edeceğiz. İlk kitabımız Şubat ayında yayınlanıyor. Yeni kahramanlarımız olacak. Geleceğe bırakacağımız, nasıl Keloğlan'ımız vardı, Tarkan'ımız vardı. Evet, evet. Onlar gibi yeni... Çağcıl, evet. Keloğlanlar, Nasrettin Hocalar, Yunuslar. Aynen öyle karakterler, evet, şimdi çiziyoruz. Onları geleceğe hediye etmeyi planlıyoruz. Dediğim gibi beni çok çok heyecanlandıran beni bir proje. Beni de heyecanlandırdı. Hı. Bu Muştu'yu önemsiyorum. Teşekkür ederim bütün bir Türkiye ailesi adına. Evet, yine bir yazınızdan iktibas. Teröristlerin yapmak istedikleri güzel ülkemizin huzurunu bozmak. Güvensiz bir ortamda daha rahat nefes almamızı engellemek. Daimi korkuyla yaşamamız, üretimimizin engellenmesi değil mi? O zaman biz onlara uymayarak daha şevk ile çalışıp üretmeye devam etmeliyiz. Kayıplarımız ağır ama moralimizi bozmayıp üretmeye devam edeceğiz ve tuzağa düşmeyeceğiz. Biz ne kadar sağlam durursak onlar o kadar istediklerini elde edemeyecekler. Yıllardır şehit veriyoruz. Rabbim o analara sabır ve metanet, amin, nasip eylesin. Şehitlerimizin de şefaatinden bizleri mahrum eylemesin. Ama artık şehit istemiyoruz. Yüce gök ve ey âli yöneticilerimiz, duyun sesimizi. Biz efendim sokaklarında, dağlarında, ovalarında, caddelerinde, evlerinde sevgi, saygı, güven şarkılarının söylendiği evler istiyoruz efendim. Bitiriyorum. Yıllardır şehit veriyoruz. Şehitlerimizin anneleri, babaları vatan sağ olsun diyorlar. Hadi bize yakışanı yapalım. Daha da güçlenelim. Morallerimizi sağlam tutalım diyor Yelda Cumalıoğlu. Gönülden teşekkür ediyorum. Çok sevildi bana bu da. Yazım. Gerçekten yani şu anda terör niye var? Hepimizin moralini bozmak, yaşanmayacak bir ülke haline getirmek için. Fransa'da bu saldırılar olduğu zaman bütün herkes Facebook'unda biz güvendeyiz diye mesajlar yazdılar. Evet, biz de kendimizi güvende hissedeceğiz ve tam gaz çalışmaya devam. Tabii ki çok moralimiz bozuluyor. Her gün şehit haberleri bizleri yıpratıyor ama ülkemizi sahiplenmeye devam etmemiz gerekiyor. Evet, yine Facebook sayfandan kalp nurlandığı zaman gönül olur, akıl o zaman gönlün emrine girer ve gönülle aklın bir olduğu durumda doğru kararlar verilir, evet, demişsiniz. Azıcık açalım kısa olmak, hı, üzere. Ben neden böyle interaktif yapıyorum programı? Tadı olur yani, evet, kesinlikle. Evet. Buyurun efendim. Şimdi tabii bu yazımı yazdığım gün çok enteresan bir şey oldu. Ofisi değiştirmem gerekiyor. Demin de söylediğim gibi bu Kara Karga Yayınları'nı kurduk. Bir de Beyaz Baykuş Yayınları'nı kurduk. Evet. Daha büyük bir ofise geçmemiz gerekiyor.
ve ben ofis arıyorum. Şimdi bazı yerlere giriyorum. Evet, çok güzel ofisler. Fakat yani bir beni boğazlıyor, sıkılıyorum, evet. Midem sıkılıyor, evet. Falan. Ama bazı yerlere giriyorum böyle şey, hani o enerji akıyor, onu hissediyorsunuz. Bütün kararlarımı ben hayatta hep hani gönülle veririm. Canım gerçekten benim, hani benim. Başarının, evet. Da sırrı orada. Bir şey size iyi hissettiriyorsa, içinde muhakkak sevgi olan şeyler size iyi hissettirir bu arada. İyi hissettiriyorsa doğru karardır diye düşünüyorum. Onun için bu cümlemde o sevgi, işte o sevginin yürekleri ışıtması, nurlandırması, nurun gönül olması, gönlün akıl olması, aklın müthiş. Yani saatlerce konuşulacak bir konu. Şöyle bir modern zihin, modern evliya gördünüz mü sevgili izleyiciler? Şimdi hemen tepki gösterecek, ne evliyası falan diye, ama bir tümce yine Kur'an'dan 2 Taksim 257. Bu adresleri alıyor özellikle Cudi oğlu diye bir genç. Müthiş derecede bana övgüler, bazen eleştiriler gönderiyor efendim. O Cudi oğlu kardeşime gönülden teşekkür ediyorum. O benim dostum çünkü dinliyor programlarımı ve ayetleri dikkate alıyor. Ayetler dünya insanlık ailesi içindir sevgili izleyiciler. Çünkü Kur'an heze beyanun linnesi buyuruyor. Bu dünya insanlık ailesi için bir kurtuluş reçetesidir. 3 Taksim 138 Ali İmran suresi. Şimdi asıl ayeti okuyorum. 2 Taksim 257. Allahu veliyyüllezine emenu. Sevgili yada. Tersinden başlayalım. İman edenler Allah'ın evliyasıdır. İman edenler Allah'ın evliyasıdır. Ya eyyühellezi, evet. Ya eyyühellezi, yani Allahu veliyyüllezine emenu. İman edenler Allah'ın velisidir ya da evliyasıdır da diye tercüme edilebilir. Tersinden okuyalım. Allah da iman edenlerin evliya, velisidir. Ha, çok güzelmiş. Çok önemli. Çok güzel. Yani demek ki evliya belli bir sınıfa mahsus değil. O bir sömürü ayrımıdır. İman eden herkes Allahu veliyyüllezine emenu. Allah'ın evliyasıdır. Peki yuhricuhum minezzulümati ile nur. Onları karanlıklardan ışığa çıkarır Allah. Yani sen söyleyince tetikledi zihnimde. Evet. Ben istiyorum falan, işte bura beni sıkıyor ama şöyle oh dediğim zaman işte o Allah'ın sizin içinizdeki nurunun tebellür ederek size yol göstermesidir. Yani siz Allah'ın bir evliyasısınız. Ama ben de Allah'ın evliyasıyım. Çok şükür hepimiz. Kıskanmayın. Hepimiz. Siz de Allah'ın evliyalarsınız sevgili dostlar. İşte o söz öyle çıktı. Evet, 2 günlük hayatta dünya ne kadar ciddiye alınır ki diyor yine sevgili kardeşim. Hele siyaseten ne için bu terör, terörün, savaşın, şiddetin her türlüsünü 64 trilyon hücremle ben kınıyorum, ondan öğrendim. O da kınıyor çünkü. Evet. Evet, aşkın doğasında acı çekmek, mağdur edilmek, haksızlığa uğramak, perişan olmak yoktur diyorsun bir röportajında. Evet. Peki bu acılar ne? Tutkudan mı kaynaklanıyor yoksa biz aşkımı gereği gibi yaşamıyoruz? Buyurun. Şimdi Aşk Olsun kitabımda da yazdım. Evet. Aşk acısı diye bir şey yoktur. Aşk aşktır. Evet. Aşk Tanrı'nın bize verdiği en ama en güzel duygudur. Her şeydir. Aşk her şeydir. Şimdi ayrılınca peki o çektiğimiz acı ne? Aşk acısı yoksa ego acısıdır. İnsanlar, evet, ego acısı çekerler. Evet, çok aşk güzel, acısı muhteşem, bakın... muhteşem. Yaz yavrum ego acısı. 3 nokta çocuğum ekrana yaz. Ego acısı. Çünkü bakın ayrıldıkları zaman insanlar ne derler? Ben ona neler yaptım, işte saçımı süpürge ettim. Evet, o bilmem, evet. Ne. Hep benlik vardır, nefs vardır orada. Ama hiç yani aşk aşktır. Ayrılınca da aşk kalır. Birlikteyken de vardır ya da yoktur. Sözlere bağlı değildir. Dokunmaya, görmeye, konuşmaya da bağlı değildir. Aşk varsa vardır. Şunu yoksa benim yoktur. Aşkıma imzalar mısın hanımefendi? Tabii ki. Şimdi izliyorsun bizi, biliyorum. Sevgili eşim, ellerinden saygıyla öpüyorum. Bak senin için oruç tutuyorum. Evde muhteşem bir mutluluk var. Hanım için tutuyorum. Literatür buna müsaade etmiyor. Kim takar literatürü? Önemli olan hanımla benim mutluluğum. Efendim Ferdane Mert Hanım'a diye tabii imzalarsanız çok mutlu olurum. Ben de bu arada Şükran Kozalı diyor ki, yeni yayınlarınızın takipçisiyim diyor sevgili Yelda'ya. Çok teşekkür ederim. Hülya romanımın film yapılması için teklif geldi. Kitabı basılmadan asla dedim.
Cevabınızı bekliyorum. Ha, sevgiyle. Çok şeker, çok şeker. Kendisi bu Nurgül Yeşilçay'ın da oynadı. Eğreti Gelin filminin kitabının yazarıdır. Kendisine çok çok selamlar. Oo, selam olsun. Hülya evet. Kitabına da bakıyoruz. Kitap aslında editörlerimiz tarafından beğenildi. İlk defa bir canlı yayında kitap eleştirisi yapıyoruz. Editörlerimiz tarafından beğenildi. Ancak birkaç husus var editörlerin size iletmesi gereken. Onları konuşursunuz. İnşallah basılır ve filmi de olur. Sevgili Yelda, bir de senin vefan, dostluğun, sıcaklığın öyle mezarla falan sınırlı değil. Mezar ötelerine de taşıyor sevgili izleyiciler. Aynı özellik bende de var. Mezar kapısına değil, dostluk asıl ondan sonra başlar başlamalıdır. Adana TÜYAP kitap fuarında 16 Şubat 2015'te kaybettiğimiz Hasan Hüseyin Gündüz Alp'ın anısına toplandık. Hayatımın en zor duygusal konuşmasını yaptım ve aklıma Hasan Hüseyin'in bana yazdığı şiir geldi. Nurlar içinde kal şairim, bekle bizi, er geç geleceğiz yanına demiş. Efendim ışıklar içinde yatsın. Benim de çok sevdiğim bir dostumdu. Ailesine tekrar sabır ve metanet diliyorum efendim. Evet sevgili insan, yine diyorsun ki İtalyan edebiyatının en önemli eserlerinden biri Küçümseme. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? O kadar mesaj geliyor ki vallahi delleneceğim ya. Yalçın küçükleştirme beni, bilgisayar. İtalyan edebiyatının en önemli eserlerinden biri Küçümseme. Bu kitabı seneler önce okumuş, 2 saatte bitirmiş ve sonra hiç unutmamıştım. Kitabın Türkçe haklarını aldığım gün ofiste resmen zıpladım. Zira çok sevdiğim bir kitabı yayınlama, okuyucularla paylaşma şansına sahip olmak harika bir duyguydu. Ve kitap basıldı, bugün dağıtıyoruz. Aşk, hayat, kıskançlık, ilişkiler üzerine. Erkekliğin ne demek olduğu sorgulanıyor kitapta. Lütfen okuyun. Ben hep erkekliğimden şüphe ettim. Okuyacağım, var mı burada? Var var. Antropoz dönemine girmişken bana faydası var öyle mı? Öyle erkeklik bana değil. Öyle mi? Ama Küçümseme gerçekten yıllar önce, Boderek oynamıştı onun filminde de. Yıllar önce okuduğum, çok etkilendiğim bir kitaptı. Türkçe haklarını aldığım gün dedim ki yaşasın okurlarıma bu kitabı iletmek. Çok istiyorum. O kitapta çok enteresan bir şey var. Yüksel Bey, katılır mısınız bilmiyorum. Şöyle evet. Bir cümle var. Diyor ki insanın mutluluk anlarının arttığını hissettiği zaman aslında mutluluk yoktur diyor. Müthiş bir sorgulama. Müthiş bir sorgulama bakın. Müthiş. Yani siz mutluluk anlarınızın farkına ne kadar çok varırsanız o kadar aslında mutlu değilsinizdir diyor. İnan ben şeyde böyle Çin orijinli ona benzer bir kitap okumuştum. Hı. Yani efendim böyle orgazm olmadan o olayı nasıl kontrol edebilirliğin esprisini anla. Dehşet bir kitap. Dehşet. Ama ismini bile şu anda veremeyeceğim size. Çünkü artık antropoz dönemine girdiğim için zihin yavaş yavaş gidiyor efendim. Şimdi Yalçın Küçük benim akrabam. Ana tarafından akrabam. Gerçekten. Olur. Tabii kesin. Ha. Emin olabilir. Aynı oymaktanız. O gün de burada tescil etti. Sen videosunu izle. Yayınladım ben tamam. Şeyde. Acı çekmeyi ve mutsuz olmayı genetik miras olarak kabul eden bir toplumumuz var diyor. Manifesto gibidir efendim. Ben de katılıyorum. Acı çekmeyi ve mutsuz olmayı genetik miras olarak kabul eden bir toplumumuz var. Bizim. İnsanlar her ne kadar mutlu olmak ve aşk dolu bir dünyada yaşamak arzusu içinde olduklarını söyleseler de aslında işin gerçeği o değil. Biz millet olarak iyileşmek istemiyoruz. İşte ben Aşk Olsun'u yazarken iyileşmeye hazır olan ve gerçekten şifalanmak isteyen insanları düşündüm diyor sevgili Yelda. Evet. Evet. Hep evet. Bana bırakıyor. Tabii ben konuşacağım abi. Yani misafir niye konuşsun ki? O kadar güzel anlatıyorsunuz ki. Şöyle Aşk Olsun da ben bilinen klişeleri, deminki aşk acısı gibi bildiğimiz günlük hayatımızda kullandığımız klişeleri farklı bir bakış açısı getiriyorum. Ve hani aşk bu böyle değildir, aşk olsun bir de bunu böyle bakın diyorum. Evet yine hanımefendi diyorsun ki tabii ki efendim Cenab-ı Hak Kur'an'da Hazreti Muhammed'e der ki velel ahiretu hayrun leke minel ula. Senin biraz sonra şimdiden daha iyi olacaktır. Bunun bizi götüreceği sonuç şudur. Yani insan kesinlikle yarın daha başarılı olmalıdır.
Eğer hep geriye gidiyorsa bir problem, bir sorun var. Aynaya bakması lazım. Yelda'nın dediği gibi, çünkü velel ahireti biraz sonra, ahiret biraz sonra demektir. Biraz sonra şimdiki zamanından iyi olmalıdır. Bunun için de didaktik bir zihniyin olması lazım. Vabud rabbeke hatta yetiyekel yakin. Bakın burada ne namaz vakitleri var, ne de efendim bir zaman dilimi var. Çünkü Tanrı'nın zaman dilimi olmaz. O her zaman diliminde haydır, hakimdir, hükmedendir, adildir. Zamanla sınırlı değildir o. Ona her zaman iyye kenabudu dersiniz, hemen size şah damarınızdan daha yakındır. O açıdan öyle vakitlerle falan Rabbimizi sınırlandırmayalım. İşte 15. surenin 99. ayeti bunu ifade eder. Vabud rabbeke hatta yetiyekel yakin. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine samimi ol, duyarlı ol, iştenlikli ol. Sadece Rabbine mi? Tüm dünya insanlık ailesine. Önce kendine. Ama camiye gidiyor sonra soyuyor. Camiye gidiyor sonra sömürüyor. Camiye gidiyor sonra zina ediyor. Peki bu ne? Sizin vicdanınıza havale ediyorum. En çok saygı duyduğum insan tipi benim. Çareyi çaresizlikten çıkartanlardır. Sen de onlardan birisin Yelda. Evet. Çünkü bugünkü başarılı iş hayatımı diyor, gül bahçeleri içinden geçip rahatlık ve kolaylıkla inşa etmedim. Fakat yaşadığım şeylerin adına hiçbir zaman zorluk da demedim. Sanırım yayıncılık sektöründe çok kısa sürede yarattığım farkın ve yakaladığım başarının nedeni bu ayrıntıda gizli. Evet. Oturtturuyorsun lafı. Ha yani hiç kesinlikle. İyi yani, yazarım diyorum. Evet iyi yazarsın kesinlikle. Ya Erkut da müthiş yazıyor. Ertürk, o da oturtturuyor yani. Evet. Dört dörtlük. O da yayın evinin herhalde genel yayın yönetmenimiz. Katlanılmazlarından kesinlikle. Yani vazgeçilmezlerinden diyelim. Yeni eseri var mı onun? 18 saati çıkardı. Öyle evet. Mi? Hemen almalıyım. Evet. Ateş, Yarım Kalan, Agafya, şimdi de 18 saat. Evet, ilk kitabımı yazdım diyorsun. Yayımlayacak yayın evi bulamadım. Sonra bir yayın eviyle anlaştım. Hayatımın en mutlu zamanıydı. Ardından bana ortaklık teklif ettiler. Devletten ayrıldım. Memuriyetten hiç düşünmeden ortak oldum. Meğerse batık bir şirketmiş. Korkunç rakamlarla dolandırıldım. 4 ay sonra dedim ki ben bu işi tek başıma yapacağım. Böylece gerçek yayıncılığa başlamış oldum. İyi ki de o kazığı yemişsin. İyi ki de. İyi ki de gerçekten bu... iyi ki de yemişim. Evet. Yoksa yani ben o dönem eşime şöyle bir şey söylemiştim. Hani beni yurt dışlarına götürüp eğitim aldırsan, şey yapsan, hani böyle yayıncılıkla ilgili bu kadar başarılı olamazdım. En azından nasıl batılacağını biliyorum şu anda. Vallahi sen başarılısın. Ha. Ben bu konuda hıyarın tekiyim. Kaçıncı hıyar değişim kendime? Efendim 1999 yılında ulusal bir yayın evinin Adana şubesini açtım. Orada zaten Adana fikir, irfan, iman, ihsan insanlarıyla, akıl insanlarıyla orada tanıştım. Yayın evinin kapısına şöyle bir yazı yazmıştım. Buradan kitap almanın 4 şartı vardır. 1- Yoksul olduğunu beyan et, hediye olarak kitabı al. 2- Kredi kartı geçersiz olup insan olmanız en büyük kredidir. Senet, sepet, tescil gibi işlemler geçersizdir. 3- Beni ikna et, sonra vereceğimde bana kazık at. Kitap okuyandan yediğim kazık diğer kazıklardan daha evladır. 4- Parayı ver, kitabı ve fişi al. Siz o son maddeyi insanların önüne koyarsanız ki Metin Uca ta 2000 yılında efendim bu tümcelerimi bütün dünyayla paylaştı. Tekrar ona gönülden teşekkür ediyorum bir kitap dostu olarak. Metin Uca'ya efendim o kapıyı açarsanız işte beleş al falan gibi o kapıdan giriyorlar. 2000 yılı itibarıyla borcunu bile zor ödediğim 2000 lirada alacağım olan tüm insanlara hakkımı helal ediyorum. Ama o ısrarla inatla Bediüzzaman Said-i Nursi'nin 130 külliyatını alıp getirmeyen adam kim ise asla onu helal etmeyeceğim. Öbür dünyaya hukuk problemi olarak gitme. Kardeşim gel kucaklaşalım helal olsun. Bak yine de içimden helal et diyen bir ses var. Ama olmaz abi 130 külliyatı alıyor. Nasıl okuyorsun? Vallahi bilmiyorum yani. Bunun izahı var mı? Yelda Cumalıoğlu'nun zihninde insan ne anlam ifade eder? Yelda Cumalıoğlu'nun zihninde insan kelime anlamıyla homo sapiens
Biliyorsunuz homo insan, sapiens akıl demek. Yani insan kelimesine baktığınız zaman akıllı insan demek. Fakat biraz önce de size söylediğim gibi insan aklını yitirmek üzere şu anda. Evet. Yani bu kadar birbirimizi öldürüyoruz, işte çevremizi kirletiyoruz, birbirimize haksızlık yapıyoruz. Konuşmamızın başında anlattığımız gibi. Yani insan kavramı gün geçtikçe değerini yitiriyor diyeyim. Ama tamam, nokta koyabilirsin. Yani. Zorlama kendini. Zorlama. Yelda Cumaloğlu açısından Türkiye'de kadın olmanın ve yazmanın zorlukları ne? Bu geçenlerde Vatan Gazetesi'nin böyle bir röportaj yaptı. İş yerlerinde kadınlar çalışıyormuş ama krediyi erkekler alıyormuş. Bu konudaki görüşme başvurdular. Bence böyle bir şey yok. Yani en azından hani ben şahit değilim. Vardır muhakkak. Yani meclisteki kadın erkek oranına baktığınız zaman müthiş bir dengesizlik var. Evet. Tabii ki erkeklerin hakim olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Ama hani İstanbul'da bizim yaşadığımız çevrede kadınlar daha aktif, daha başarılı ve bugün büyük holdinglerin CEO'larına baktığınız zaman hani kadınların sayısı gittikçe artmakta. Hani kadın olmanın bir zorluğunu ben kendi iş hayatımda anam sen yaşamadım. Görmezsin çünkü sen akıllı, evet, zeki, performansı yüksek, azimli, kararlı, becerikli falan bir hanımsın yani. Hamarat bir hanımsın. Eriğin hamuruyla da erkeklerin işine karışıyorsun abla ya, olmaz ki. Yani bırak şunu erkekler yapsın ya. Bu kadar başarılı da olmaz ki bir hanım kardeşim ya. Sağ ol. Ya örnek oluyorsun abla ama ya. Ama demin de dediğim gibi yani kadınlarda erkeklerde analitik zeka var, kadınlarda duygusal zeka kesinlikle var ve dolayısıyla bu ikisinin bir arada olması gerekiyor. Ne duygusal zeka tek başına işler ne analitik zeka. İkisi dengelendiği zaman da müthiş başarılar ortaya çıkar. Bak ben kızım, biricik kızım var benim. Kızıma dedim ki zamanında oturtturdum kızım. Bak 478 tane sevgilin var. 478 tane insan ona efendim evlenme teklifi yaptılar. Çünkü Aktüel dergisinde yayınlandı bu. İşte kızına kafadar koca arayan baba diye zamanında. O zaman sen çocuktun. Şimdi kızım bak dedim, bu erkekler alçak olur. Parantez içinde alçak gönüllü olur demek istiyorum yani. Alçak olur, orana burana el atmak isterler. Çünkü ben de erkeğim, biliyorum. Dürtüler var dedim içimde. Efendim hepsiyle konuş. Demokratik bir tavırla, insani bir özellikle. Öyle bir el hareketi yapan olursa uzaklaş ondan dedim. Şimdi bu erkeklerin saldırganlığı efendim nereden kaynaklanır? Mikro planda da böyle. Bir orgazm olayında dişi seçer, erkek saldırır. Oranın bir yansıması mı? Bu konuda felsefe yapamıyorum. Yani bu erkeklerin saldırganlığı nereden geliyor? Hakikaten hanımlar bu noktada daha üretken, daha durağan, daha seçici. Şapka çıkartıyorum. Tabii ki yani bu şey anatomik olarak öyle, erkeklerin saldırgan olmaları. Ama disiplinize etmeleri lazım kardeşim işte ya. Da önüne gelen de yani ya her etim. Evet. Allah Allah. İşte o da eğitimle olan bir şey diye düşünüyorum. Yelda Cumaloğlu'nu kitap okumaya, yazmaya ve yazanlara aracı olmaya iten sebebi anladık, tamam onu. Şöyleydi aslında benim çocukken kendimi bildim bileli kitap okurum. Annem, anneannem bana bankalardan kitaplar alırlardı. Daha o zaman okuma yazma bilmezdim. Onların resimlerine bakarak anlamaya çalışırdım. Sonra ilkokulda bütün harçlığımı kitaba yatırırdım. Milliyet çocuk müthiş kitapları vardı, böyle mavi ciltli. Onların falan hepsini bitirmiştim. Ya hayatımda hep çantamda kitabım vardır. Vay be, keşke bizim komşu olsaydın. Ercan Sadi diyor ki evvela karikatür gibi zor bir sahada hedefi dünya olarak tutup ekibinize böylesi moral ve destek veren, ilk aşamada kazanmaya odaklanmanız süper. Odaklanmamanız. Süperlike ifade simgesi. Çünkü inanarak sahaya çıkmayanlar kesin kaybederler. Şimdiden tüm ekibinize çok ama çok başarılar diliyorum. Kara karga gak dedi. Wink ifade simgesi, tebrikler. Yelda Cumaloğlu, sabah da mı böyle bir şey yaptınız? Evet. Evet. Sabah gazetesi. Aşina FG, hayırlı programlar olsun. Yeşim Sevince, Adana'ma selamlar. Bu yıl orada olamadım, başarılar. Fatma Bahçe, dernek olarak yayınladık. Adanalı hanımlar izleyecek. Hasan Çavuşoğlu, sayenizde iyi reyting yapar.
Bana diyor yani, bana diyor. Benim reytingim az mı? Benim reytingim az mı? Elbette benim efendim konuklarımın asaleti, bilgisi, birikimi beni yüceltir. Şimdi bir türkü dinleyeceğiz. Türküyü sever misin? Bayılırım. O zaman dilden dile, gönülden gönüle söylenerek gelen türkülerimizden bir türkü dinleyelim. Ve bir de senin resimlerle bir espri yapalım. Sevgili teknik yönetmenim, hazırsa verelim, tüm türkü dostlarına gelsin. Hep birlikte söyleyelim. Gündüz gece
gece, gündüz gece. Yetişmek için menzile gidiyorum, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Çok güzel. O resimde noktalamış olmaları da harika. Gerçekten çok muhteşem söylemiş Tarkan. Aşık Veysel'den o görmeyen gözüyle, irfan gözüyle nasıl betimlemiş. Müthiş bir şey gerçekten. Bu vesileyle tüm engelsiz kardeşlerime sevgi ve saygılar gönderiyorum. Bir şey okuyacaksınız herhalde. Buyurun okuyun. Evet, efendim. Benim Aşk Olsun kitabımda iyilik ve kötülükle ilgili yazdığım Halil Cibran'dan bir hikaye. Evet efendim. Bir gün iyilik ve kötülük deniz kıyısında karşılaştılar ve dediler ki, hadi denize girelim. Elbiselerini çıkarıp sularda yüzdüler. Bir süre sonra kötülük kıyıya dönüp iyiliğin giysilerine büründü ve yolunda gitti. İyilik de denizden çıktı fakat kendi elbiselerini yerinde bulamadı. Çıplak olmaktan utanıyordu. Çaresiz kötülüğün elbiselerine büründü ve yoluna devam etti. O gün bugündür insanlar onları hep birbirine karıştırdılar. Ancak içlerinden iyiliğin gözlerindeki ışıltıyı bilen bazıları vardır ki elbiselerine bakmaksızın onu tanırlar. Ve yine kötülüğün yüzünü ve gözlerini tanıyan bazıları vardır ki elbiseleri onu tanıyanların gözlerinden gizleyemez. Evet, müthiş. Müthiş. Davut da Osmaniye'den devam ediyorsun. O kadar. Davut da Osmaniye'den göndermiş. Selam, şimdiden iyi yayınlar. Konuğunuz hoş gelmişler. Yelda Hanım'a bazı sorularım olacak. Bir, kısaca yayın hayatına nasıl başladığını anlatabilirler mi? Onu anlattık. Anlattı efendim. İki, yayıncılığın zorlukları nelerdir? Ona da değindik bence. Üç, Aşk Olsun isimli kitabının yazılış amacını söyleyebilirler mi? İnsanları, yani daha iyi bir... Dünya için yazdım Aşk Olsun. Aşk Olsun aslında derviş selamı. Tekke'de dervişler birbirlerini aşk olsun diye selamlıyorlar. Öbür derviş de aşkın nur olsun diyor. Evet. Yelda Hanım'a göre aşk nedir demiş. Aşk her şeydir. Evet. Hem yazar hem de yönetici olmak Türkiye koşullarında nasıl bir duygu? Çok iyi bir duygu. Yani hayatta hiçbir şey kolay değil tabii ki ama siz severek yaptığınız sürece, aşkla yaptığınız sürece... her şey kolay ve eğer sabah erken kalkıyorsanız, sabah namazıyla birlikte uyanıyorsanız, güne başlıyorsanız... Erken kalkıyorsun gece, ha Yelda, ben 5'te kalkarım. Evet, çünkü tabii şeyden anlıyorum. Yani. Anlıyorsunuz. Türkiye'de hangi insan ne zaman kalkıyor? Ben Faruk abi de öyle. Hep böyle manevi bir bağımız vardır. Kusura bakma, gece yarısı falan da olsa etiketliyorum ben. Bazen hakkını helal ettim. Ay ne yani. Demek, siz helal edin. Canım helal benim. Olsun. Yelda Hanım'a göre yazar olmanın kriterleri var mıdır? Vardır tabii. Yani bir kere öncelikle iyi yazmak, Türkçeyi iyi kullanmak, iyi hayal gücüne sahip olmak, iyi anlatmak ya da eğer araştırma kitabı yazıyorsanız iyi araştırmak. Delilleri vermek. Delilleri vermek, çalmamak, çırpmamak. Tabii. Korsanda tenezzül etmemek. Evet, yani kitap okumak bir de. Yani tabii bugün ki. O kadar çok yazar geliyor ki bana. İşte kitabımı yayınlatmak istiyorum Yelda Hanım. Ne okuyorsunuz diyorum. Biz okumuyoruz. Niye okumuyorsunuz? İşte cümlelerimiz onlara benzemesin diye. Ben de diyorum ben böyle bir şeyi kabul edemem. Yani kitap okumayan bir insan kitap yazamaz. Ne yazık ki. Müthişsin, harika. Peki genç yazarlara tavsiyem? Genç yazarlara tavsiyem daha çok okusunlar, kendilerine güvensinler, özgün olsunlar, trendleri takip etmesinler. Bakın benim bulduğum çok satan yazarların hepsi birbirinden farklıdır. Farklı alanlardadır. Yazıları farklıdır. Aynı konuyu bile işleseler tarzlar farklıdır. Çünkü zaten bir alanda, şimdi mesela bizim Kahraman Terzioğlu diye bir yazarımız var. Evet. En son kitabı Aşkla Kalı yayınladık ve Türkiye'de şu anda bestseller listelerinde bir numara. O kadar çok Kahraman Terzioğlu çıktı ki bana bir sürü dosyalar gönderiyorlar. Aynı şekilde Uğur Koşar kitaplarını... Müthiş biz, ama. Evet, teferru ilallah diyorum ben ona. Muhteşem bir insan, muhteşem bir yürektir. Sevgi, burada olacak mı? Geçen hafta buradaydı. Kitabını ben alayım lütfen. Evet, hediye ederim ben size. Canım Allah da ötesini bıraktan sonra şimdi Allah Koşun diye bir kitabını yayınladık. O da listelerde çok şükür. Ve alanlar birbirlerine hediye ediyorlar kitabı. Şöyle diyorlar...
Hani o içimizi rahatlatan, bize huzur veren kitap var ya, evet, diye herkes birbirine hediye ediyor. Çok güzel bir insandır. Konunun başını kaçırdım, biz ne konuşuyorduk. Mertçe Söyleşi programı ile... Efendim... Ha, şeyi söylüyordum ben. Hani özgün olsunlar. Hı-hı. Ha, bize o kadar çok dosya geliyor ki. Kahraman Tazeoğlu gibi yazdık, Uğur Koşar gibi yazdık, İşte Ahmet Batman gibi hiç yazdık. Hiç kimse kimse gibi yazmaz. Bilmem ne gibi yazdık. Ben de diyorum ki asılları ver, ben tabii, gibileri ne yapayım? Gibi çok güzel. Evet, özgün çok olun. Güzel. Evet, Mertçe Söyleşi programı ile televizyonculuk hayatına farklı bir boyut kazandıran Yüksel Mert. Konuk kalitesinde de bir numara olduğunu Yelda Cumalıoğlu ile bir kere daha göstermiş herkese oldu. Sana ve konuğuna engin saygılar demiş ve bir de şiir göndermiş. Sayın Nizami Mert, bizim aileden biri herhalde. Kim dua eder, kimi dua eder, kimi beddua, kitap mı değişti, kul mu değişti? Güven mi tükendi yoksa Allah'a, iman mı değişti, din mi değişti? Herkes çıkarına çalışır oldu, sararmış benizler, çehreler soldu. Dört bir yan fitneyle, hücurla doldu, hukuk mu değişti, hak mı değişti? Sevgi saygı bitti, çekildi haya, çalışanlar gitti Mars'a ve Ay'a, inandım diyenler kalırken yaya, akıl mı değişti, ruh mu değişti? Kan ve gözyaşıyla doldu yeryüzü. Bozuldu insanın içinden özü, mahcur kaldı Kur'an dinlenmez sözü, gönül mü değişti, göz mü değişti? Mümin kardeşliği nerede kaldı? Para kalbimizden sevgiyi çaldı, yeterlilik bizi inkara saldı, lisan mı değişti, dil mi değişti? Nankörlük insanın özünü bozdu, günah sevap gibi üstüne tozdu, kalpler taşa dönmez, söz sanki buzdu. Mevsim mi değişti, gün mü değişti? Kardeşin öldürme çıkarın için. Hak sorar mahşerde, söyle ne için? Seni unuturken sakalın saçın, bülbül mü değişti, gül mü değişti? Yalan dünya, yalan ebedi sanma. Şeytanın sözüne kanıp aldanma. Kurtuluşun varken boşuna yanma. Bakış mı değişti, yol mu değişti? Hakkın rızasına çevir başını. Haram etme ekmeğini, aşını. Kimse bilmez bu dünyanın yaşını. Yağmur mu değişti, sel mi değişti? Nizami der neler geldi başıma. Küfür ve beddua gitmez hoşuma. Sakın kurşun sıkma gönül kuşuma. Sevgi mi değişti, aşk mı değişti? Çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim Nizami Mert. Allah senden razı olsun. İyi ki o babam anamla aşk çocukları olarak bizi dünyaya getirmiş diyelim. Muhteşem evet, yazmış, tebrik ediyorum. En son hangi kitabı okudunuz? En son o kadar çok kitabı okuyorum ki şu anda Namık Kuyumcu'nun kitabını okuyorum. Canım benim. Adı yok daha kitabın çünkü benim bulmamı istiyor. Aman benim yaşamımı konu alan Ben Yüksel Mert Atatürk'ten özür diliyorum, rica ediyorum okuma. Okumayı unutma. Efendim bunu beyefendiye sevgili Murat Cumalıoğlu'na benden iletiniz. Şunu yine okursunuz birlikte. Şurada bir olay var sevgili izleyiciler. Alnım secdede, gönlüm zirvede olması gerekir iken yayın evinin editoryasının hatası gözüm zirvede yapmış. Ya o kadar itici ki efendim fuar alanına gelmeniz halinde 2 TL'ye size verebilirim. Yani bari para mutlaka beleş vermem. 2 TL'ye gelin efendim, belediyenin kültür standında alabilirsiniz. Efendim çok bunu da size ederim, hediye edeyim. Peki tavsiye edeceğiniz bir kitap var mı? Tavsiye edeceğim. Küçümsemeyi tavsiye ediyorum. Küçümseme. Ben alacağım zaten. Albert Moravia'nın gerçekten güzel bir İtalyan edebiyatı. Sen dün orada bir dedikodu yaptınız kendi aranızda. Efendim Bülent Gardiyanoğlu'yla işte şeyle bir bana önereceğim bir kitap vardı. İşte Yüksel'i çıldırtır, efendim Yüksel'i bilmem ne yapar diye. O hangisiydi? 18 saat Ertuğrul Akşun. Öyle mi? Yani benim gibi yaşlı bunaklara gider mi? Estağfurullah, öyle demeyin. Şeyimizi falan bozmasın yani. Bir okuyun bakalım. Tamam, Erkut'cum bizi izliyorsan lütfen, çok zamanımız olmaz efendim, bana imzala. Yelda, eline, koluna, yüreğine, gönlüne sağlık.
bunca yoğun sirkülasyon için iyi ikna ettim ama seni sonunda. Vallahi öyle oldu ama ben gerçekten çok memnun oldum. Sizinle böyle bir program yapmak, konuğunuz olmak, bu tatlı dilinizden faydalanmak çok canım güzel geldi benim. Bir pazar sabahı. Estağfurullah. Ersin abiye verdiğin söze 2 dakika var. Hemen. Hemen son cümlelerin. Kitapla kalın, bol bol okuyun, sevgiyle kalın, aşkla kalın. Çok teşekkür ederim. Ben efendim. Teşekkür Sağ ederim. Olasınız. Sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. İnsan demek artı hata demektir. Birlikte olduğumuz zaman içinde elbette hatalarım, yanlışlarım, yanılgılarım, yanlış ifade biçimlerim olmuştur olabilir. Ben bütün bunları düzeltmek azminde ve kararında bir insan olarak uyarılara, ikazlara, nasihatlere ve her türlü eleştirilere açık ve muhtacım ve muhtacız. Bu duygular içinde yarın bir başka dev bir insanla, güzel bir konukla, çocuklara hitap eden dehşet bir yazarla birlikte olmak ümit ve duasıyla hepinizi Adana'dan Akdeniz Türk Televizyonu'ndan alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum.